Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda proteinlerden bahsedeceğiz. Enerji verici olan maddelerin, yani bileşenlerin son kısmıdır. Karbonhidratları, yağları işledik. Şimdi proteinlerden devam edelim. Proteinler yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Ayrıca yapısında azot da bulunur arkadaşlar. Tüm proteinlerin yapısında azot vardır. Bunu kesinlikle unutmayalım. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. İlk özelliğimiz bu. Proteinler uzun süreli açlık sırasında 3. sırada kullanılıyor arkadaşlar. Eğer uzun süre aç kalmışsak ilk önce karbonhidratlar, daha sonra yağlar, en son ise proteinler kullanılır. O zaman yazalım bunu da. Uzun süreli açlıkta 3. sırada kullanılır. Üçüncü sırada kullanılır. Proteinlerin bir diğer özelliği DNA şifresine göre sentezleniyor. DNA'dan alınan şifre ribozoma gönderiliyor arkadaşlar. Burada sentezleniyor. O zaman nerede sentezlendiği de söylenirse DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenir diyoruz. Yazalım. DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenir. Ribozomlarda sentezlenir. Arkadaşlar, proteinler bu özelliği ile DNA şifresine göre sentezlenme özelliği ile karbonhidratlardan ve yağlardan ayrılır. O yüzden şöyle diyoruz. Bu özelliği ile karbonhidratlardan ve yağlardan ayrılır. Bir diğer özelliğimize baktığımızda proteinlerin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulur arkadaşlar ve işlev göremez. Biz bu olaya denatürasyon diyoruz. Denatüre olma diyoruz. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur ve işlev göremez. Buna denatürasyon der. Bunu da yazalım o zaman. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur ve işlev göremez. Bu duruma denatürasyon denir. Arkadaşlar, proteinlerin bir diğer özelliği de akrabalık derecesini belirliyor. Akrabalık derecesi arttıkça protein benzerliği de artıyor. Yani bizim işte kardeşlerimizle protein benzerliğimiz çok çok fazladır. Ama kuzene baktığımızda biraz daha protein benzerliği azalabiliyor. O zaman şöyle diyelim. Akrabalık derecesi arttıkça protein benzerliği artar. Hatta babalık testlerinde falan da kullanılabilir protein benzerliği. Gelelim bir diğer özelliğimize. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir arkadaşlar ve amino asitler bir araya gelirken aralarında peptit bağları kurarlar. Bu peptit bağlarının kurulma olayını da anlatacağım size. O zaman şöyle diyelim. Yapı taşları amino asitlerdir. Aralarında peptit bağı kurarlar. Evet. Peki bir amino asitin yapısına bakalım arkadaşlar. Amino asitler bizim için önemli. Sorularda da çokça karşımıza çıkacak. O zaman şöyle diyoruz. Amino asitin yapısında ne dedik hani proteinler için? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot var. Şimdi amino asitin yapısını anlatırken şöyle bahsedeceğiz. Ortada bir karbon atomu. Karbon atomu kendini kararlı hale getirmek için 4 bağ yapar. Bu 4 bağdan bir tanesini karboksil grubuyla yapıyor arkadaşlar. Karboksil grubu. Bir tanesini amino grubuyla yapıyor. Amino grubu. Bir tanesini de hidrojenle yapıyor. Geriye bir bağ kaldı. Bu bağda R dediğimiz değişken grup bağlanır. Bu değişken grup her amino asitin birbirinden farklı olmasını sağlar. Bakın şurada bulunan iskelet, yani şu üst taraftaki bütün amino asitler de aynıdır. Ama R'ye bağlı olarak her bir amino asit birbirinden farklılık gösterebilir. Peki kaç çeşit amino asit var?
Doğada bilinen 20 çeşit amino asit vardır arkadaşlar. İnsanlar bu amino asitlerin 12'sini üretebiliyor. 8 tanesini ise dışarıdan hazır alıyoruz. Yani bitkiler üretiyor, biz onlardan hazır alıyoruz. Hazır alınan amino asitlere temel veya diğer bir adıyla esansiyel amino asit diyoruz. Eğer ki bunlar dışarıdan hazır alınamazsa bizlerde protein sentezinde önemli aksamalar meydana gelir. Bu da bazı hastalıklara sebep olabilir. O zaman şöyle açıklama olarak yazalım. Doğada 20 çeşit amino asit vardır. Amino asit vardır. İnsanlar bu amino asitlerin 12'sini üretebilir. 8 tanesini hazır alırlar. Hazır alınan amino asitlere esansiyel, şöyle şuraya yazalım. Esansiyel veya parantez içerisinde temel amino asit denir. Evet, bu esansiyel yani temel olan amino asitler bizim için önemlidir. Mutlaka almamız gerekiyor. Arkadaşlar, amino asitlerin sayısı, sırası ve çeşidi protein çeşidini belirliyor. Amino asitlerin sayısı, çeşidi ve dizilişi proteinlerin çeşidini belirler. Özellikle bu da yine sorularda karşımıza çıkabilir. Amino asitlerin sayısı, çeşidi, dizilişi protein çeşidini belirler. Evet, proteinlerin genel özellikleri, amino asitlerin genel özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize arkadaşlar. Peptit bağları nasıl kuruluyor? Bunlardan bahsedelim. Şöyle sayfayı değiştirelim. Amino asitlerin açık formülünü yazacağım şimdi. Bu açık formülde işte hangileri arasında peptit bağ kuruluyor buna bakalım. Ve su molekülü nasıl ortaya çıkıyor buna bakalım. Arkadaşlar, birinci amino asidi şu şekilde ayırıyorum bakın. Karboksil grubunu ayırdım. Burada hidrojen vardı, burada R vardı. R bizi ilgilendirmiyor hangisi olursa olsun. Geliyorum, bu tarafta da amino grubu vardı. Amino grubunu da şöyle parçaladım. Bu bizim birinci amino asitimiz. Daha sonra ikinci amino asit çizelim. İkinci amino asitte de yine aynı şekilde bakın aynısını çiziyorum. Şöyle R, hidrojen, azot, azota bağlı iki tane hidrojen molekülü. Şurada OH var. Arkadaşlar, bizim amino asitlerimiz bir araya gelirken, şuraya da OH'ı yazayım da yanlışlık olmasın. Amino asitlerimiz bir araya gelirken birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında bir bağ kuruluyor. Biz bu bağı peptit bağı diyoruz. Bu bağ kurulurken de ortamdan bir molekül su ayrılıyor arkadaşlar ve su oluşturmuş oluyor. İşte bu sayede peptit bağları da kurulmuş oluyor. Bakın şöyle olur. Bir molekül şöyle su oluşur, su açığa çıkar ve aradan da hangi bağ kuruluyor? Peptit bağı kurulmuş olur. O zaman açıklamasını da yazalım. Açıklama olarak şunu söylüyoruz. Birinci amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasında bir molekül su açığa çıkar ve peptit bağı kurulur. Evet, bu şekilde peptitleşme yani peptit bağ kurumu olayı gerçekleşiyor. Şimdi bunların bir de isimlendirmesi var. Şöyle, eğer ki 2 tane amino asit yan yana geliyorsa dipeptit. 3 tane amino asit yan yana geliyorsa tripeptit. Çok amino asit yan yana geliyorsa arkadaşlar buna da polipeptit diyoruz. O zaman şöyle yazalım. 2 amino asit varsa dipeptit.
İşte 3 amino asit varsa o zaman ne oluyormuş? Tripeptit oluyormuş. Tripeptit. Şöyle uzatalım. Çok fazla sayıda amino asit varsa o zaman da polipeptit diyoruz. Polipeptit. Peptitlerin proteinlerin oluşma şekli bu şekilde. Arkadaşlar, çok sayıda amino asit bir araya geliyor ve su oluşturuyorlar. Biz bunun bir de formülünü yazalım. Formül olarak da karşımıza çıkabilir. Şöyle, en sayıda amino asit bir araya geldi. Daha sonra bunlar polipeptitleri oluşturdu. Polipeptit artı kaç tane amino asit varsa arasından bir molekülde bir eksiği kadar da su çıkar. Bakın şöyle düşünün. İki tane amino asit yan yana geldi. Bir tane su açığa çıktı. Bir tane bağ oluştu. O zaman amino asitin bir eksiği kadar su açığa çıkacak. Ne diyoruz? N-1 su açığa çıkar. Biz bu olaya dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Bakın su oluşturma tepkimesi. Yani şuraya ne yazacağız? Dehidrasyon. Peki bu olayın tam tersi gerçekleşebilir mi? Evet. Tam tersi, yani polipeptit suyla parçalanabilir. Bu olayda ne diyeceğiz? Hidroliz tepkimesi, yani suyla parçalama tepkimesi diyeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar şunu da unutmayalım. Kaç tane su molekülü açığa çıkıyorsa o kadar peptit bağ kurulur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Su sayısı eşittir peptit bağı sayısı. Peptit bağı sayısı. Böyle de yine proteinlerle ilgili genel bir özellik söyleyebiliriz. Evet, proteinlerin şimdi gelelim görevlerine. Arkadaşlar şöyle proteinlerin görevleri diye küçük bir başlık atalım. Ne işe yarıyor proteinler? Özelliklerinden birkaç tane söylemiştik. Şimdi görevlerine bakalım. Arkadaşlar proteinler enzimlerin yapısını oluşturur. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Enzimlerin yapısını oluşturur. İkinci bir özellik, düzenleyici olarak görev yaparlar. Vücudumuzda denetleyici ve düzenleyicidirler. Mesela hormonlar. Hormonların yapısı genel olarak proteinlerden oluşur ve düzenleyicidirler. O zaman şöyle diyoruz. Düzenleyicidirler. Parantez içinde de örneğini yazıyoruz. Hormonlar mesela düzenleyici olarak görev yaparlar. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar bağışıklıkta görevlidir. Bağışıklıkta görevlidir. Bağışıklıkta görevli olan protein antikordur. Eğer ki protein eksikliği gerçekleşirse antikor yeterince üretilemez ve bağışıklığımız zayıflayabilir. Bir diğer özelliği, kanın içerisinde bulunarak taşıyıcı görev yaparlar arkadaşlar. Kanın içinde bulunarak taşıyıcı görev yaparlar. Yine bir diğer özelliğimize bakalım. Hücre zarının yüzeyinde bulunarak reseptör görevi, yani tanıma görevi yaparlar. Hücre zarının yüzeyinde bulunarak reseptör görevi yapar. Bir diğer özelliğimiz, yapıya katılırlar. Bakın en önemlisi de bu. Yapıya katılırlar arkadaşlar. Mesela saçımızda keratin olarak yapıya katılır. İşte yine vücut hücrelerimizin arasında kolajen olarak, işte kaslarımızda falan kolajen lifleri olarak yapıya katılırlar ve bizim esnekliğimizi sağlarlar. Parantez içerisine yazalım. Keratin ve kolajen yazalım arkadaşlar. Bunlar da bizim yapıya katılan proteinlerimizden sadece ikisi. Tabii bir sürü proteinimiz var. Proteinlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Arkadaşlar şimdi sizinle karbonhidrat yağ ve protein karşılaştırması yapacağız bazı özelliklere göre. O zaman şöyle şuraya karşılaştırma diyorum. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri bazı özelliklerine göre karşılaştıralım. İlk özelliğimiz uzun süreli açlıkta kullanma. Uzun süreli açlıkta kullanım sırası. Diğer başlığımızı da yazalım hemen altına. Enerji verme sırası. Yani en çok enerjiyi hangisi veriyor? Bunun sırası. Bir de yapıya katılma sırası.
Yapıya katılma sırası. Arkadaşlar, uzun süreli açlıkta ilk kullanılan hangisiydi? Karbonhidrat. Daha sonra yağ, daha sonra proteindir. Bakın, karbonhidrat, yağ, protein. Bunu kayıp olarak kodluyoruz. Kayıp. Bu şekilde kodluyoruz. Enerji verme sırasına baktığımızda en fazla enerjiyi yağlar verir, daha sonra proteinler verir, en son ise arkadaşlar karbonhidrat verir. Yani en az enerjiyi karbonhidratlar veriyor ama parçalanması kolay olduğu için ilk sırada kullanılıyor. Bunu da yaprak olarak kodluyoruz. Yaprak. Yapıya katılma sırasına baktığımızda bu da en fazla yapıya katılan proteinler, daha sonra yağlar, sonra da karbonhidratlardır. Bunu da paytak olarak kodluyoruz. Paytak olarak kodluyoruz. Hani kodlamadan direkt de ezberleyebilirsiniz. O kadar önemli değil. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar, proteinlerle ilgili. Özellikle şu karşılaştırma kısmını iyi bilin. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.